Merhaba arkadaşlar. Bu konu seri mi olur bilmiyorum ama bu videoda ay anormalliklerini yani moon anomalisi inceleyeceğiz. Peki nedir bu ay anomalileri? Yani ayda yaşanan anormal durumlar hemen gezegenimizin yanı başındaki uydumuz olan ve karanlık ay dışındaki her gece bize en düşük ışık modu hilal, en yüksek ışık modu da dolunay olarak aydınlatan uydumuz ayda yaşanan veya yaşandığı varsanılan ayın karanlık yüzü gibi pek açığa çıkmayan yönlere beraber bakacağız. Bu videomuzda bakacağımız konu ise uzaylıların ay üzerindeki varlığı. Ayda bir alien üssü var mı? Yani uzaylı üssü var mı? Son zamanlarda birçok insan hikayeleriyle bunun gerçek olabileceğini kanıtlamaya çalıştılar. Söylentiler dünyadan görünemeyen ayın karanlık yüzünde bir dünya dışı varlık yani alien üssü olduğunu öne atmaktadır. 60'lı yıllarda başlayan ay uçuşlarının günümüzde neden sona erdiğini hiç düşündünüz mü? Ya da bunca ay uçuşundan sonra biz dünyalılar olarak neden bugüne kadar ay üstünde bir üs kurmadık ya da orada yaşamaya, orada daha fazla vakit geçirmeye çalışmadık? Bunlar öne atılan sorulardan en önemlisi. Dünyanın yörüngesinde dönen yapay uydular fırlatacağımıza, dünyanın doğal uydusu olan ayda bir üs kurup uzay çalışmalarını burada yapmamız hem çalışma alanı bolluğundan hem de oraya yığabileceğimiz kaynak ve materyaller açısından yani bu kaynak ve materyallerin bolluğu açısından çok daha rahat olmaz mıydı? Bunların böyle olabileceğini düşünenlerden başlıcaları Ay'a ilk adımlarını atmış olan Apollo astronotları. Bu astronotlardan en ünlüleri olan Ay'a ilk ayak basan insan Neil Armstrong, dünya dışı varlıkların Ay'da bir üssü olduğunu ve dünya dışı varlıkların insanlara Ay'dan uzak durmaları gerektiğini söylediklerini dile getirmiştir. Aynı zamanda bir deniz kuvvetleri istihbarat subayı olan Milton Cooper da Ay'da bir uzaylı üssü olduğunu dile getirmiştir. Deniz Kuvvetleri İstihbarat Komitesi Ay'daki uzaylı üssünü Luna olarak adlandırmaktadır ve Ay'ın karanlık yüzünde büyük bir madencilik operasyonu olduğunu, uzaylıların devasa ana gemilerini orada tuttuklarını, dünyaya yaptıkları yolculuklar ve keşifler için ise ana gemilere kıyasla küçük uçan daireleri kullandıklarını belirtmiştir. Luna, Ay'ın uzak tarafındaki uzaylı üssü, Apollo astronotları tarafından görülmüş ve filme alınmıştır. Astronotların raporlarına göre ise çok büyük makinelerin kullanıldığı, madencilik operasyonlarının yapıldığı ve aynı raporlarda ana gemiler olarak tanımlanan çok büyük bir ana gemi olduğu Deniz Kuvvetleri subayı olan Milton Cooper tarafından söylenmektedir. Şimdiye kadar doğrulanmamış raporlara göre Neil Armstrong ve Edwin Buzz Aldrin 21 Temmuz 1969'da Apollo 11 ile Ay'a tarihi inişlerinden kısa bir süre sonra UFO gördüklerini söylemiştir. O dönemin NASA çalışanlarından radyo ve telsizleri kontrol eden Otto Binder'a göre astronotların telsiz yayını sırasında uzay kapsülünün içindeki veya üzerindeki ışığa atıfta bulunduğunu, o sırada daha fazla bilgi talep ettiği telsiz konuşmaları şu şekildedir. NASA, what's there? Mission control. Calling Apollo 11. Apollo. These babies are huge, sir. Enormous. Oh my God, you wouldn't believe it. I'm telling you, there are other spacecraft out there, lined up on the far side of the crater edge. They are on the moon, watching us. Birebir Türkçe'ye çevirmek gerekirse, NASA'nın söylediği, orada neler oluyor? Görev kontrol, Apollo 11 arıyor. Apollo'nun yanıtı, bu bebekler devasa efendim, muazzam. Aman tanrım, buna inanamayacaksınız. Size orada başka bir uzay aracının olduğunu söylüyorum.
krater çizgisinin uzak tarafında dizilmişler. Onlar aydalar ve bizi izliyorlar. 1979 yılında NASA İletişim Sistemleri eski başkanı Maurice Chatelain, Armstrong'un gerçekten de bir kraterin kenarında iki UFO gördüğünü bildirdiğini doğrulamıştır. Maurice Chatelain, Armstrong'un bu UFO olayının NASA'da çok bilinen bir şey olduğunu, ancak halka açık bir yerde şimdiye kadar kimsenin bundan bahsetmediğini dile getirmiştir. Aynı zamanda olayı ilk onaylayanların Sovyet bilim adamları olduğu iddia edilmiştir. Sovyet bilim adamlarının yakaladıkları raporlara göre karşılaşma modülün inişinden hemen sonra oldu. Neil Armstrong görev kontrole Ay modülünden çıkıp Ay modülünün yanına indikten sonra iki büyük gizemli nesnenin onları izlediği mesajını iletmiştir. Ancak mesaj halk tarafından hiç duyulmamıştır. Çünkü burada NASA ya da hükümet olayları örtbas etmiştir. Sovyet bilim adamlarının diğer iddialarına göre ise Buzz Aldrin modülün içinden UFO'ların renkli filmini çekmiştir. Ve Armstrong ile dışarı çıktıktan sonra onları filme kaydetmeye devam etmiştir. Maurice Chatelain haberleri halktan gizlemek için Apollo 11'in radyo yayınlarının birkaç kez kesintiye uğradığını doğrulamıştır. NASA sivil bir kurum gibi gözükebilir, ancak programların çoğu savunma bütçesi tarafından finanse edilmektedir ve astronotların çoğu askeri güvenlik düzenlemelerine tabidir. NSA yani Milli Güvenlik Teşkilatı'nın tüm filmleri ve muhtemelen telsiz iletişimlerini izlemesi ve dinlemesi ve bunları örtbas etmesine rağmen bu bilgiler halka sızmıştır. Sızanlar bunlar ya sızmayanları varın siz hayal edin. Yani hala örtbasta, hala gizli kalan ne bilgiler olduğunu siz hayal edin arkadaşlar. Ve aynı zamanda astronotlardan Gordon Cooper da, bunu ek bilgi olarak söylemek istiyorum, sahada bir UFO'ya şahit olduğunu, yani sahada çalışma sahası olan dünya dışında bir UFO'ya şahit olduğunu Birleşmiş Milletler Komitesi'nde ifade etmiştir. Tabi bu ifadeler, açıklamalar çoğu bu astronotların ya da NASA çalışanlarının emekli olduktan sonra yaptıkları açıklamalar ve ifadelerdir arkadaşlar. İsmini açıklamak istemeyen bir profesör NASA sempozyumunda Neil Armstrong'la tartışmıştır. Tartışma şu cümlelerle olmuştur. Profesör, Apollo 11'de gerçekten neler oldu? Armstrong'un yanıtı, inanılmazdı. Her zaman bir olasılık olduğunu biliyorduk. Gerçek şu ki, uzaylılar tarafından uyarıldık. O zamana kadar ayda bir uzaylı şehri ya da uzay istasyonu olacağı sorusu hiçbir şekilde sorulmamıştı. Profesör, yani uyarıldık demekle neyi kastediyorsunuz? Armstrong'un yanıtı, gemilerin hem boyut hem de teknoloji olarak bizimkinden çok daha üstün olduğunu söylemek dışında ayrıntılara giremem. Çok büyük ve çok tehditkarlardı. Profesör, ama NASA'nın Apollo 11 ile başka görevleri var mıydı yani gözlem dışında? Armstrong'un yanıtı, doğal olarak NASA o zamanlar kararlıydı. Diğer görevleri vardı. Ancak dünyada panik riskini göze alamazdı. Ama gerçekten o görüntüleri gördük ve anında geri döndük. Armstrong hikayenin doğru olduğunu doğruladı. Ancak CIA'in örtbas etmenin arkasında olduğunu kabul etmenin ötesinde daha fazla ayrıntıya girmeyi reddetti. Evet arkadaşlar, bu videomuzda yani bu çalışmamızda ay anomalilerinden aydaki uzaylı varlığına Apollo 11 astronotları ve bazı NASA çalışanlarının açıklamalarıyla göz atmaya çalıştık. Bir sonraki çalışmada görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Yıldızların ışığından ayrılmayın.